Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru kitabında dikdörtgen konusundaki dördüncü testin çözümünü yapacağız. Testimiz pekiştiriyorum testi. Çözümlere başlayalım. ABC'de dikdörtgen AEFG kare. Bak verilen her bilgiyi kullanacağız. Dikdörtgeni de kullanacağız. GD ile EB'nin uzunlukları birbirine eşit verilmiş. Bunları da kullanacağım. 4 ve 9'da kullanacağım. Aslında kelebek benzerliği varmış gibi arkadaşlar ama direkt sayıların olduğu yerlerde Hocam şuraya x dersek x dersek sanki bu üçgenlere yoğunlaşacağımız belli. Kelebek ya da temalar gireceğimizi gireceğimize bence alfabete dalmak daha mantıklı geldi arkadaşlar. En azından bu üçgenleri ayrı ayrı incelemek için. E o zaman alfa beta'ya dalalım. Alfa beta ters açıdan beta. Beta 90 ise alfa alfa ise ters açıdan alfa. Burası da beta oldu. Dolayısıyla bu kırmızı üçgenle bu kırmızı üçgenle oldu benzer oldu. Hocam beta'nın karşısı x'in Sonra buradaki betanın karşısı 4 oranı eşittir. Alfanın karşısı 9'un. Alfanın karşısı x'i oranı ve x kare buradan 36 olduğundan dolayı x'i de ne bulduk? 6 bulduk. Peki x'i bu 6 bulduk arkadaşlar. Sonrasında ne yapacağız? ABC'de dikdörtgenin alanı. A, B, C, D dikdörtgenin alanı. Bunun kare olmasını kullanacağım. Yani bana şu kenarla şu kenarın arasındaki ilişki lazım. Hocam burası 6 şuraya bulmam lazım. Yani şurası işin içine girecek ve şurası da işin içine girecek. Burası x ve y olsun isterseniz x demeyelim hatta. Hocam burada şöyle bakacak olursak e bu da aslında alfa betalı üçgen. E buradaki alfa betalı üçgende şöyle bir şey var. Betadan alfaya geçiş 4 bölü 6 yani 2 bölü 3 değil mi? Aynı şekilde bak betadan alfaya geçiş 2 bölü 3. O zaman burada da betadan alfaya geçiş 2 bölü 3. 2K ise 3K diyebiliriz. Ya da tanjant beta 4 bölü 6 hocam. Tanjant beta 4 bölü 6'dan 2 bölü 3 diyebiliriz. Burası 3K oldu diyebiliriz. Şimdi bak 2K artı 4 kare olmasını kullanacağız. 2K artı 4. 9 artı 3K. E o zaman şu bir kare ise verilen her bilgiyi kullanıyoruz kardeşim. Geometri bu. Evet bunları kullanalım o zaman. 6 artı 2K artı 4 ile 6 artı 2K artı 4 eşittir. 9 artı 3K olduğundan dolayı buradan K'yı kaç buluruz arkadaşlar? 10 eksi 9'dan 1 buluruz. Bizden ABC dedik dörtgenin alanı isteniyor. Madem K 1 o zaman burası 12 yaptı. Burası da 6 yaptı. Toplamda bu uzunluk kaç yaptı? 18 yaptı. Şurası da 6 yaptığına göre... 18 ile 6'nın çarpımı ABCD dikdörtgenin alanı verir. Alan 18 ile 6'nın çarpımı 6 kere 8 48 6 bu da 108 mi yapıyor arkadaşlar? Evet cevabımız böylelikle 108 yani Ceyhan yaptı. Güzel bir soru arkadaşlar. Verilen bilgileri kullanmaya yönelik gerçekten hoş bir soru. Birinci soru böylelikle Ceyhan yaptı. Geldik 2'ye. Oranlama var. Oranlama varsa ne vardır? Tamam alan sorusu ama benzerlik. Benzerlikten tüm oranları bulup sonra alan dağıtacağız. D bölü DC 2 bölü 3. Hocam burası D bölü DC 2 bölü 3 ise tamamı 3K olacak diyor sana. O zaman tamamı 3K ise burası K kaldı. 3K ise burası da 3K. Hocam şurada bir kelebek çıktı. Kelebekteki oran kaça kaç şöyle bakacak olursanız. Kelebekteki oran 1'e 3 yaz oranlamaları. Hocam A iken 3A B iken 3B. Bir yerden başlayalım. Şuradaki alanı A diyelim. Hocam kelebekteki oran 1'e 3. 1 bölü 3'ün karesi 1 bölü 9 deyip buraya 9A diyebiliriz. Ya da Hocam B'de kalan A ise 3B'de kalan 3A deyip sonra A'da kalan 3A ise 3A'da kalan 3 katı 9A diyebiliriz. Hocam A'da kalan A ise 3A'da kalan da nedir burada? 3A'dır. Peki sonra A. Dikdörtgenin yarısı 12A ise diğer yarısı da 12A'dır. 4A'sı buradaysa buraya da 8A kaldı. BCF üçgenin alanını vermiş. Ben hep böyle a'la başlıyorum ama hiç soruyu okumadan. BCF üçgenin alanına bakalım. BCF yani 3 a'yı 12 vermişler arkadaşlar. Baştan 12 deyip de o şekilde de bir dağıtım da yapabilirsiniz tabii ki. a'yı buradan 4 buluruz. Dik dörtgenin alanı kaç yapacaktır? Hocam 12 12 24 a. 24 a isteniyor arkadaşlar bizden. Yani 24 çarpı 4 isteniyor bizden. O da kaç yapıyor? 96 mı yapıyor? Evet 96 yaptı. ikinci soru denizli oldu. Geldik üçüncü soruya. Alanlardaki oranlama verilmiş. Hocam burası a iken 12a. Burası 4a. Burası da 6a mı olacak diyor bize soruda. Evet. O zaman bu soruda verilen bilgileri yerine yazalım. Şuradaki alan A iken FK ile başlayan alan 4A. Sonra GB burası da 6A olarak verilmiş. Gençler burada dikdörtgenlerin birer kenarları eşit mi? Eşit. O zaman bize şu kenarlar oranı e, alanlar oranına verecektir. Hani üçgendeki gibi birer kenarları eşit olan dikdörtgenlerde böyle alan dağıtım yapabilirsiniz. E o zaman burası ne diyebiliriz arkadaşlar? K iken burası 6K diyebiliriz. Sonra burada da 1'e 4 oran var. Hocam burası da A ise burası da 4A'dır o zaman. E tamam. Burada aslında 6K ise burası da 6K. K ise burası K ya. Bak K'da kalan 4A ise 4 katı 4 katı. Burası da 24A mı yapacak? Evet. Bize ABC'de dikdörtgenin alanını vermiş. Hocam burası 30, 35. 35A'yı vermiş. Kaç vermiş? 105 vermiş. O zaman A dediğimiz kaç yapar? 3 yapar. 24 A isteniyor bizden. 24 çarpı 3'ten 4 kere 3 12. 2 kere 3 6. 72 yapar. Cevabımız arkadaşlar. Evet 3. soru böylelikle balıkesir kesir çıktı. Dikdörtgende dağılan alan dağıtımı mevcut arkadaşlar. Geldik. Bir sonraki soruya. En sevdiğim konu anlatımında da oldu. Evet 15'e 40 verilmiş bir parkeler işte şu oluşturulmuş. Bunun çevresi nedir diye soruluyor. Arkadaşlar 15'e 40 ya dikeylere ayrı bakacaksınız. Bu şekildeki yapılarda. Hocam dikeyler belli. Dikeyler ne? Dikeyler dediğimiz 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane 15 var. O da kaç yaptı? 90 yaptı. Bir de yataylara bakacaksınız. Yataylar da arkadaşlar 1, 2, 3 tane 40 var. Hocam şuranın kaç olduğunu bilmiyorum. Buranın da kaç olduğunu burayı biliyorum. Ama bütünsel bakın. Bak bu yataylarda da hocam şu bunların tek tek ne olduğunu bilmiyoruz ama bunlara bütünsel olarak baktığınız zaman üstteki yataylarda 3 tane yatay eşit olmuyor mu? Evet. 3 tane yatay altta. 3 tane yatay üst yüzeylerden geliyor. Toplamda 6 tane yatay olacak. 6 tane 40 yapacak. O da 240 yaptı. Bizden ne isteniyor? Çevre. Yataylarla dikeylerin yani kırmızılarla mavilerin toplamı isteniyor. Topladığımız zaman 330 gelir arkadaşlar. Cevabımız böylelikle 330 gelir. ÖSYM bu dili sever arkadaşlar. Lütfen buna dikkat edin. 4. soru Edremit çıktı. Geldik 5'e. Dikdörtgen biçimdeki levha aşağıda gösterildiği gibi keserek şekil 2'deki gibi eşit alanlı 3 parçaya ayrılıyor. Dikkat. Et. Yine ÖSYM'nin sevdiği dilde bir soru. Hocam eşit işte alanlı 3 parça. A alanı, A alanı, A alanı. Ya biz bunlarda genelde ne yaparız? Köşegen arkadaşlar. E köşegeni çizdiğin zaman hocam 3A ya. 3A bölü 2, 3A bölü 2 diye ayrılacak burası. O yüzden ben bunların hepsine 2A, 2A, 2A diyeyim de sıkıntı olmasın. Şurası da 2A olsun sıkıntı olmasın. Tüm alana kaç A dedik? 6A dedik. O zaman bu yarısı bu da yarısı 3A 3A olacak. Yani buraya A kaldı 3A olması için. Buranın da 3A olması için buraya da A kaldı. E şimdi alanlardaki oran 1'e 2 mi geldi? Evet hocam burası K iken burası 2K mı olur? Aynen öyle. E sonra aynı şekilde burası 3K iken burası da 3K. Hocam 2'ye 1 oran olduğu için burası da 2K'ya K diye ayrıldı mı? Evet. X dediğimiz K oldu. Y dediğimiz 2K oldu arkadaşlar. X bölü Y isteniliyor bizden x bölü y de k bölü 2 k'dan dolayı 1 bölü 2'ye eşittir gençler. Evet 5. soru böylelikle akçay oldu. Geldik 6. soruya. Hmm, hemen k ve 2 k. Arkadaşlar öklitten falan çıkabilir. A e uzunluğu k iken a D uzunluğu 2 k ama benim en sevdiğim. Bir dik üçgende dik kenardan öbür kenara 1'e 2, 1'e 3, 1'e 4 gibi şeyler olduğunda alfadan beta'ya geçişi çok severim. O yüzden alfa beta olayına dalarım. Dal kardeşim alfa beta alfa beta sonra ee, burası da beta sonra beta 90 sağ burası alfa burası beta e, burası da 90 mı? Şuranın 90 olduğunu söylemiş mi? EBF'de paralel kenar demiş. Bu paralel kenarsa bunlar da birbirine paralel yöndeşitten dolayı beta e, 90 sat daha burası da 90 yapar. Hatta burası da bu 90. Beta 90 sat alfa da yaptı burası. Şimdi buradan sonra ne yapacağız? Bak güzel bir şey var. Alfadan bakın şu üçgende alfadan beta'ya geçiş 1'e 2. Ben bunu yakaladığım zaman en küçük üçgenden başlarım. Alfadan beta'ya geçiş 1'e 2. Hocam en küçük üçgen neresi? Bakın şurası. Bu üçgenden başlarım kardeşim. Başlayayım bakayım. Alfanın karşısı A iken beta'nın karşısı 2A'dır. 1'e 2 oran var çünkü. Alfadan beta'ya geçiş. Burada da 1'e 2 oran olacak. Hocam burası da 2A'dır. 4a'dır özür dilerim 4a'dır alfa'dan beta'ya geçiş 1'e 2 olduğundan dolayı. Sonra <laughs> hocam bu arada şu üçgenle şu üçgen birbirinin benzeri hatta eşi. Çünkü 90'ın karşısındaki bu kenarla 90'ın karşısındaki bu kenar birbirinin tıpkısının aynısı değil mi? Evet. E madem burada alfa'nın karşısı 2a, 2a burada da alfa'nın karşısı 2a'dır. Beta'nın karşısı 4a, burada da beta'nın karşısı 4a'dır diyebiliriz. Sonra yüküt bantlarını hiç girmeyelim. Alfa'dan beta'ya geçiş 1'e 2 hocam burası a olur. Hatta burada alfadan bakın şu büyük üçgende alfadan beta x 1 2 4 a ise burası 8 a olacak. Buraya ne kaldı o zaman 6 a kaldı. 6 a eşittir 6 kök 5 ise a'yı buradan 6 mı buluruz? Hayır kök 5 buluruz. Şimdi dikdörtgenin çevresi nedir diye soruluyor bize. Tamam olay bitti mi bitti. Çünkü arkadaşlar 2 4 ise 2 kök 5 a burası yaptı mı? Yaptı a yerine kök 5 yazdığınız zaman burası 10 yapar. Hocam alfadan beta'ya geç 1'e 2 ya. Alfanın karşısı 10 sa beta'nın karşısı da direkt 20 yapar. Çevre de o zaman 10 artı 20'den iki tane olduğundan dolayı cevap da 60 yapar. Çünkü burası 20 burası 10. Diğer yarısıdır. Diğer yarısı da 10'a 20. Cevap da böylelikle 60 yapar arkadaşlar. Alışın. İlla yıkletir. yani bildiğiniz klasik yollardan değil. Yani bu şekilde alfadan beta'ya geçiş varsa bunu bence kullanın arkadaşlar. En Öklit olsa bile kullanın çok faydasını görürsünüz. Bakın ben görüyorum. Evet gençler cevabı Edremit bulduk. 7. soruya geldik. Evet K ve L bulundukları kenarların orta noktalarıymış. Şunlar birbirine eşit. Şunlar da aynı şekilde birbirine eşit. Sonra ne yapabiliriz burada? Aa hocam şurada bir kelebek var. Kelebekteki oran kaça kaç? 1'e kaç? 1. Bir. O zaman şunlar da birbirine eşit oldu mu? Oldu. Tamam. Arkadaşlar ben böyle kenar ortaylıklar gördüğüm zaman dikdörtgende paralel kenarda tabii ki benzerlikten sonuca ulaşabiliriz. O ayrı bir konu. İçin içinde alan da varsa böyle ben genelde alan dağıtırken ağırlık merkezi alan ilişkisinde daha rahat bir şekilde kullanarak daha rahat bir şekilde sonuca ulaşabilirim. E o zaman ne yapacağız? Köşegen çizmek önemli tabii bunda. Hocam şu köşegeni çizecek olursak eğer bakın gençler dikkatli olun. Şu köşegeni çizecek olursak köşegenler birbirini ortalıyor ya. Bakın şunlar birbirine eşit. Aa hocam, kenar ortay, kenar ortay. Ağırlık merkezi oldu. O zaman 6 eşit parçaya böldü. Bir üçüncüyü de çizecek olursak daha rahat bir şekilde dağıtılıyor arkadaşlar. Bilmiyorum benim tercihim bu. Siz de bu şekilde şey yapabilirsiniz. E hocam, burası kaç A? 6A. Burası da 6A. 2 eşit parçaya böldü. 3A, 3A diye paylaşır burası. Aynı şekilde bak, kenar ortay var. Diğer e, şeyi de çizecek olursak, hop kenar ortayı da çizecek olursak, e, köşegeni köşegen çizecek olursak, köşegenler yine bakın şunlar birbirine eşit. Kenar ortay kenar ortay ağırlık merkezi oldu. Burası bir üçüncüyü de çizecek olursak. 6 eşit parçaya böldü. Hocam burası da burada kalanla burada kalan eşit olduğundan onlar aynıdır aslında alan olarak. A diyebiliriz sıkıntı yok. Hocam burası 6A burası da 6A. 3A 3A diye paylaşır bunlar şuradaki eşitlerden dolayı. Evet alanlar oranı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Yani 4A bölü 3, 4, 5. 5A soruluyor bize. Cevap kaç çıktı arkadaşlar? 4 bölü 5 çıktı. Evet de yok. Pardon. 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 Taralı alanlar oranı istedim. Çok özür dilerim. Boyalı bölgeden alanları toplamı. 4A burada. 5A burada. 9A. Dikdörtgenin alanında 12A. Değil mi? Evet. O zaman sadeleştirdiğimiz zaman e, ABC dikdörtgenin alanına oranı nedir diye soruluyor. 12A burada. 12A burada. Toplam 24A yaptı. Özür dilerim. O zaman 3'e bölsen 3, 3'e bölsen 8. Cevabımız da böylelikle 3 bölü 8 çıktı arkadaşlar. Evet 7. soruyu böylelikle Edremit bulduk. Geldik 8'e. Kenar uzunlukları 8 ve 15 olan bir dikdörtgen kartonun. Hemen dikdörtgen kartonunu çiziyorum şöyle. 8 ve kaç demiş? 15 demiş arkadaşlar. Şimdi diyor ki 8 ve 15 olan dikdörtgen kartonun kısa kenarlarından biri köşegenlerin köşegenlerinden biriyle çakışacak biçimde katlanıyor. Evet köşegenlerinden biriyle şu şöyle olacak şekilde arkadaşlar. Katlama çizgisi bu olsun. Şu kısa kenarı köşegenin olduğu kenara gelecek. Yani şu şekilde bir katlamadan bahsediyoruz arkadaşlar. Şöyle geldi. Bunu buraya katladım. E hocam bu katlamada üst üste binen kenarlar bir açılar birbirine eşit. Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. E burası 90 burası da 90 değil mi? Evet. Ve burası 8 de değil mi? Burası da kaçtı? 15'ti. Evet. Burası da 15'ti. E o zaman ne yapacağız? Şimdi gençler buraya ben x dersem burası da x midir? X'tir. E, tamamı 8, 15, 17. Hocam burası da 8 olduğundan dolayı buraya da 9 bu kaldı. Evet. Sonra ne yapacağız arkadaşlar? X'e x dedik. Açı ortaylıktan gidebiliriz aslında ama açı ortayı şey yapmadık aslında ama katlama sonucunda oluşan şeklin. Evet ben bunu böyle katladığım zaman buraya geldi. Katlama sonrasında oluşan şekilde şurası yaptı arkadaşlar değil mi? Evet çünkü ben buradaki şekli katlamış oldum şunu buraya katlamış oldum. İşte bizden bu şeklin alanı isteniyor. Şimdi gençler katlamada 8 iken 8. Ee, sonra 8, 15, 17'den burası 17 yapacak. Buraya 9 kaldı. Hocam x ise x buraya da 15 eksi x diyebiliriz ve x'i bulabiliriz aslında. X'i niye bulacağız arkadaşlar? Çünkü bu üçgenin alanını bulmak için. Ama ben buradaki x'i bulurken şuradan faydalanabilirim aslında. Bu açı ortay doğrusu değil mi? Evet. 8'e 17 oran var. Bakın koldaki oran 8'e 17. Yani burası 8K iken burası 17K toplamda 25K eşittir 15. Bu arada Pisagor'dan da bulabilirdim arkadaşlar. Buraya 15-x de deyip Pisagor bağıntısından da 15-x'in karesi x'in karesi artı 9'un karesinden de sonuca ulaşabilirdiniz. Buradan e, K 15 bölü 25 geldi. 5'e bölsen 3, 5'e bölsen 5. K'yı kaç bulduk? 3 bölü 5 bulduk. 8K yaptı. Ne yaptı o zaman arkadaşlar? 24 bölü 5 yapıyor. Yani burası 24 bölü 5 oldu arkadaşlar. Şimdi benden şu katlama sonucu oluşan şeklin alanı nedir diye soruluyor. 8 burası 15 burası alanı bulalım arkadaşlar. arkadaşlar. Alan dediğimiz 8 çarpı 15 bölü 2 ya da tüm alanda şu alanı da çıkartabilirsiniz. Önemli değil. Artı şu üçgenin alanında 17 çarpı 24 bölü 5 bölü 2 demidir. 17 çarpı 24 bölü 5 bölü 2'ye eşittir arkadaşlar. Bölü 2'ler kalsın diyeceğim ama burada bölü 10 olsun tamam virgüllü olsun burası. A alanı neye eşit oldu arkadaşlar? 4 ile 15'in çarpımı 60 artı şu bölü 10. 17 ile 24 çarpacağız arkadaşlar. E, 24 ile 17'yi çarptığımız zaman 4 geride 28. 7 kere 2 14. 16. E, buradan da bir 24 daha geldi. O zaman burası kaç yaptı arkadaşlar? 408 yaptı. 408 bölü 10'dan 40,8 yaptı. O zaman cevapta kaç yaptı? 100, virgül, pardon 10,8'e Yok 60 ile 40.8'i topladığımız zaman kaç yapıyor arkadaşlar? 100.8 yapar. O zaman cevabımız böylelikle akçay oldu gençler. Tamam 8. soru böylelikle akçay oldu. Geldik 9. soruya. E alanlarda oran var. O zaman tabanlardaki oran da yine aynı olacak. 12 bölü 16 pardon 12 bölü 6 bölü 15'i düşünelim. 3'e bölsen kaç yapıyor arkadaşlar? 3'e bölsek 4 bölü 2 bölü 4 bölü 2 bölü 5 yaptı. Yani burası 4k, burası 2k, burası da 5k mı arkadaşlar? Evet. 2k'de kalan 12 ise o zaman 6 katı 6 katı o zaman burası 24 yapar. 5k'de kalan da bakın 6 katı burası da 30 mu yapacak? Dikdörtgenin alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize o zaman çıktı cevap. Dikdörtgenin alanı alan dediğimiz 20, pardon 12, 6 ve 15, 12, 6 ve 15 ve 24, 12 ve 30'un toplamı arkadaşlar. Şimdi o zaman toplayalım bakalım şunları. Bunları topladığımız zaman kaç yapıyor? Hocam şimdi burası toplamda şu ikisi 30 yaptı. Şurası da 30 60. Sonra 60 24 daha 84. 84 15 daha kaç yapıyor? 99 yapıyor galiba arkadaşlar. Evet cevabımız böylelikle 99 çıkar. 9. soru Edremit oldu arkadaşlar. Geldik 10. soruya. Oranlamalar verilmiş. Oranlamalar beni yönlendirecek. Nereye gideceğimi yönlendirecek. Dikkat edin verilen bilgileri kullanmak önemli. Burası 3K iken burası 2K. GB uzunluğu 2K. AG uzunluğu 3K. Tamam şunları yazdık. Hocam burası 5K iken burası da ne oldu? 5K oldu. Eş dikdörtgenlermiş. Uzun kenar 5K ise o zaman burası ne oldu? 4K oldu. Eyvallah. Sonra GD'yi de 15 vermiş. GD. Neredesin GD? GD. Hocam 5K'ya 15 vermişse K3 oldu. K3 ise o zaman burası 12 olur. E o zaman burası kaç olur? 9 olur arkadaşlar. Çünkü 5K eşittir 15'ten K'yı buradan 3 buluruz. K3 ise burası 12 burası da 9 oldu. X isteniyor. X e ait dik üçgen yok. Biz kendimiz oluşturabiliriz ama öncelikle eş dikdörtgen olduğu için burası 12 ise burası da 12 değil midir? Evet. E hocam Sonra ne yapacağız? Vallahi yapacağımız hamle belli. İstersen bunu uzat böyle. Bunu uzataraktan böyle dikdörtgen oluşturabilirsin ama genelde sizler ne yaparsınız arkadaşlar? Şöyle dik yamuk görürseniz dik yamukta göreceğiniz hamleyi yaparsınız. Hocam dik yamuk gördüğümüz için şuradan bir dikdörtgen oluşturayım diyebilirsiniz. İstediğiniz yerden yapabilirsiniz gençler. Şuradan dikdörtgen oluşturduk. E sonrasında ne yapacağız arkadaşlar? X'e burası da X. Bizden X deniyor. Buraya da 12 eksi x mi kaldı? Evet. E sonra ne yapacağız? 90'lar ama da uçuyor. Dal alfa beta ya. Alfa beta tamamı 90'sa. E burası da alfa burası da beta. O zaman şu üçgenle şu üçgen ne oldu? Benzer oldu. Alfanın karşısı 12 eksi x'in buradaki alfanın karşısı 12'ye oranı eşittir. Bu üçgende beta'nın karşısı yok ama 90'ın karşısı var. 9 bölü. Bu üçgende 90'ın karşısı 15 e oranı eşittir. 3'e bölsen 3, 3'e bölsen 5. Buradan 12 eksi x eşittir. 36 bölü 5 yaptı. Buradan da 12 eksi 36 bölü 5 de x'e eşit oldu. 60'tan 36 çıkınca 24 bölü 5 yapar arkadaşlar x'imiz. O zaman cevabımız böylelikle ne çıktı? Akçay çıktı. 10. soruda arkadaşlar. Geldik 11. soruya. Evet 45 derecelik bir açı verilmiş. Şöyle bir katlanmış. Katlanmış hali şöyle bir geri açıyor muyuz arkadaşlar? Açıyoruz hemen hemen hemen. İlk işimiz bu. Katlanmış hali geri açtık. Şöyle açtım arkadaşlar. Şöyle ve şöyle. Hocam alttaki uzantı da şöyle belli olsun. Ve şuradaki açı neydi önceden? 45 dereceydi. E hocam burası 45 ise üst üste binen açılar birbirine eşit. Burası da 45 oldu. E sonra katlamada üst üste binen açılar birbirine eşit. E burası 90 mı yaptı? Evet 90 burası, 90 burası, 90 burası. Şurada bir dörtgen oluştu. E, dörtgen iç açıları toplamı 360 olacağından buraya da 90 kaldı. E hocam burası da 90 ise 45, 45, 90 üçgen çıktı. Yani 4 kök ise burası da 4 yaptı, burası da 4 yaptı. E hocam burası 4 ise burada da bir dikdörtgen var. Çünkü burası da 90, burası da 90. 4 ise burası da 4'tür. 4 ise, hatta 4 ise burası da 4 yapıyor. Katlamadan dolayı da buranın da 4 olduğunu görüyorsunuz. Bakalım takıldık kaldık. Mavi boyalı bölgenin alanı, sarı boyalı bölgenin alanından 16 birim kare fazlaymış. Hmm. 16 birim kare fazlaymış. Buna göre bf de nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Arkadaşlar bizden x eksi y nedir diye soruluyor. E o zaman mavi boyalı bölgenin alanını şöyle demiş arkadaşlar 16 birim kare fazlaymış diyor soruluyor. Mavi den neyi çıkartacaksın? Sarıyı çıkartacaksın. Bu 16 eşitmiş. Mavi alan hocam burası 4x 4x 4 bölü 2 16 bölü 2'den burası 8. Burası da 4y mi? Evet. Mavi boyalı bölgenin alanı 4x artı 8 eksi sarı bölgenin alanında 4y eşittir 16'ymış. 4 x 4 y eşittir 8 yapar. Buradan da x eksi y kaç gelir? 2 gelir. Zaten bizden b f eksi isteniliyor. O yüzden x ve y yazdım zaten oraya arkadaşlar. Soru yönlendirdi beni. Zaten sonu da soruda benden bu isteniliyor. Yani cevap da böylelikle d f eksi b f Yani cevabımız böylelikle ne yaptı? x eksi y istenildiği için cevabımız 2 yaptı. Böylelikle 11. soruyu da balık balıkesir bulduk ve bu testi bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda Beşinci testin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.